Hepinize merhaba arkadaşlar. Teknoat'ta hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Wake markasının modelini hemen buradan söyleyeyim. S640. Gel abi çek yakından. Kutusu yok. Kutusunu kaybettik. Kablo uzunluğu gayet iyi. Buradan USB'den kullanıyorsunuz arkadaşlar. Takıyorsunuz. Çalışmaya başlıyor. Şöyle içinden çıkan Wake'in. Bakın driver download diyor. Bu siteden bakacağız şimdi. Burada uç değiştirme aparatı. Yakından çekiyorsan abi yakından çek. Rahat rahat. Güzel güzel görürsün. Şöyle bir kılıfın içinde geliyor. Güzel. Onu korumuşlar. tuyu nasıl kaybettik? Hala bilemiyorum. Bu buhar oldu maalesef. Kalemi işte en önemli şey. Bakın V2 kalem. Adeta bir Apple tablet kullanıyormuşçasına. Bak bak şu kalemdeki güzelliğe bak ya. Al bununla ders notu al. Tabletinde yani. Tabletin olsa güzel. Yakından çekiyoruz. İki tane tuşu var burada. Bastığınız zaman bir tuşa şey oluyor arkadaşlar. Böyle çizmiyor. Diğerine bastığınız zaman da çiziyor. O şekilde de kullanabiliyorsunuz. Gerçekten güzel olmuş. Evet şimdi birkaç tane özelliğinden bahsetmek istiyorum. Evet Tabletimiz arkadaşlar Vayik S640 grafik tablet ve kalemi bulunuyor. Bunu uzaktan eğitimle de uyumlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İnce yapısı ve kolayca taşımaya hazır. 6x4 inç şu gördüğünüz yer. 2 mm'de kalınlığı var. İncecik bir şey. İnceliği diyelim kalınlık demeyelim. Tüy kadar da hafif bir yana var. Ağırlığı 177 gram. Koy çantana götür. Android cihazları destekliyor. Android 6.0 ve üstü. OTG konektör ile kolayca bağlanabiliyor. Takıyorsunuz telefonunuza konektör ile çatır çutur kullanıyorsunuz arkadaşlar. Düzüstü ve masaüstü bilgisayarları destekliyor. Zaten MacOS 10.12 ve üzeri, Windows 7 ve üzeri desteği var. Oyun oynarken kullan, online eğitimde kullan, ofiste tasarım dizayn yaparken, e-imza atarken, fotoğraf editlerken, çizim yaparken, boya yaparken her türlü kullan. Biz daha çok bunda ne yapacağız şimdi? Paint değil de başka bir program var profesyonel. Windows mağazasında. Onu kullanacağız. O gerçekten güzel. Yani Paint diyeceksiniz. Paint de neymiş yani? Bunun yanında Paint de ne diyeceksiniz. Android cihazları desteklediğini söylemiştik. Onu da bağlantısını OTG Connection yapabiliyorsunuz. Yani Android telefonunuza taktığınız zaman ayarlara git gidip oradan OTG bağlantısını aktif hale getirmeniz yeterli. Ve Android'teki dediğim gibi birçok program var, çizim programı var. Onları da kullanabiliyorsunuz. Biz de Windows 10'da olan bir programı ve Android'te olan aynı zamanda bir programı kullanacağız. E bu kalem, kalemden bahsetmek istiyorum. Pilsiz ürünümüz, pürüzsüz bir çizim var. IC çip var, 250 PPS kalemimiz. Kalem P01, pilsiz pasif kalem olarak geçiyor. Programlanabilir düğmeleri var dediğim gibi. Yani başlıca özellikleri bunlar arkadaşlar. Şimdi biz bunu nasıl kullandığımızı göstereceğiz. Şimdi ne diyordu burada? wake.com. Hadi bakalım girelim. Google, Google. Driver download diyor. Hadi bakalım geldik wake'in sitesi burası. Çevir bakayım neymiş bu? Bu her şey için geçerli mi ya? Linux, 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 Windows, Windows sürücü. Windows 11 desteği. Oo, güzel. Bak. Vah, wow. güzel. Windows 11'e de desteği olması çok güzel. İndir diyoruz. İndiriyor. Hadi bakalım. Indir. indir.com driver diyor. Neyin nesiymiş? Oo, güzel. Renkli bak. Renkli bir dünyası var. Wakin. Kalemi çok beğendim özellikle. Güzel. Wakin tablet uygulaması geldi. Komplet diyelim. Install, install. Yükle abi. Evet. Çoktan yüklendi diyor. Uygulama şurada. E, burada tam kalem işaretiniz çıktı bakın kaleminiz var. Yani bu şekilde de indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ona bastığımız zaman şuraya bakın. Şurada açılacak. Onun üstüne tıklayın arkadaşlar. S640 modelini burada görüyorsunuz. Kalem diyor. Burada gözüküyor. Pen erase yani siliyor. Bu da sağ tık kalem ve silme olarak kullanılabilir. Keyboard var bakın. Bu da bir sürü ayarları var. Buradan bakabilirsiniz maalesef İngilizce galiba. Ona da bakarız. Mapping var bakın. Bu tableti diyor ki yani bu elimizdeki tableti ben diyor monitör olarak yani sizin monitörünüz olarak görüyorum diyor. Burada da bak görüyorsunuz. bizim monitörü almış. Fotoğrafını bile çekmiş bu olduğu gibi. Buraya yansıtmış. Tabletin çizim tabletin üzerinde yansıtmış. Bunun üstünde oyna monitörde de gezersin diyor. Bakın ben şu anda mouse değil yani bak göstereyim. Şimdi yapmaz bak. Bak inadına yapmıyor. Heh, bak kalemle çeviriyorum şu anda. Kalem. Hop. Ters geldi biraz yukarı gitti ama. Mouse'la değil de şu anda kalemle de kullanabiliyorum. Acaba bir yere tıklayabilir miyiz? Evet. Oo, tam mouse'u atın çöpe. Ben bununla Valorant oynarsam olur mu? Geri dönmüyor. Döverim bak. Neyse. Ha, Eras eylemi. Ha, bir basıyorum pen oluyor bakın ben. Kalem oluyor silgi oluyor güzel güzel az önce orada görmüştük bakın ben hem kalemim hem de erasayım diyor silgiyim diyor silgi miydi RAS ya? doğru erase gibi bir şey buradan da input input output buradan da sensitivity yani hassasiyeti ayarlayabiliyorsunuz mapping var işte screen mapping all working area setting all falan mod pen var mouse modu var mouse modu varmış bak tamam o volarant testi Hadi girelim Açayım mı? Açıyor. <laughs> Kalemle Valorant oynama. Olabilir mi? Çekeriz belki. Hadi bakalım. Olabilir belki. Deneriz bak. Valorant bile açıldı. Heyecanlandı Valorant ya. Valorant heyecanlandı. Frictions var ama işte bilmem ne. The, the device don't have any shortcuts key to set diyor. Yokmuş. Burada da sürümünüz, versiyonunuz falan filan var. Bu programı da alırsanız yükleyin. işinize yarayacaktır. Sola gülme. Tamam yeni başladık. Ya bu bir gülme ya. Olur öyle şeyler. Biz asıl şu programı göstermeyeceğim. Fresh Paint uygulaması. Evet şu anda karşınızda. Fresh Paint. Çok rahat bir şekilde, güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bakın bizim orada sova çalışmamız vardı. Onu da göstereyim. Sova kıs kıs gülüyor. Bak. Kıs kıs gülüyor. Kıs kıs gülüyor. Böyle bir grafiti şeklinde bir sova çalışmamız var. Yakından çek abi. Çek abi yaklaş. Bak kalemi görüyor musun? Hangi tuş o basınca kağıdı kaydırıyorum görüyor musun? Bak. Bak, kağıt kayıyor şu anda. Böyle kağıdı da kaydırabiliyorsunuz. Çok fazla özellik var bu programda. Bak fırçalar. Bunu seçiyorsun böyle. Buradan inceliğini, kalınlığını boyanın seçebiliyorsun. Silgi var işte. Buraya suyu bandırıp Bak tertemiz oldu. Suyunuza bandırıyoruz. Aynı bir şey gibi arkadaşlar. Hiç farkı yok. Hani elinizde böyle bir palet varmış o üstünde. Hani yağlı boya yapıyormuş gibi. O şekilde çok güzel. Bak şimdi bak nasıl boyuyor. Çok büyük yaptık. Tovanın saçı gitti. Bak geri alalım. Şurada geri alma var. Bak böyle taşıyabiliyorum bak tuttum. Bu tuş mouse'taki hani böyle tutuyorsunuz ya. Yani. Böyle tutabilmek için. Tut taşı sağ tık yerine geçiyor. Solla da bak boya yapıyorsun. Aynı o. Bak sağa bastım. Boyuyor. Solla tutuyor. Çizemedik ya. Sovanın saçını çizemedik. Yani şöyle bir ince çalışmak gerekiyor. Ben bu sovayı çizeceğim. Şöyle bak yavaş yavaş sovanın o sarı saçlarını bu şekilde ben profesyonel bir çizici değilim yani tableti de daha yeni birkaç gün oldu kullanmaya çalışıyorum ama bununla gerçekten sabır isteyen bir iş yapılır yani neden yapılmasın? Bak ince yaptım şöyle hani en azından şu videoda baba'nın saçlarını bitirebilseydik adamın saçları bir çıksı yani baba dediğin sarı saçlı olur şöyle bak 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 ortalara şöyle yoğunlaştıralım. <laughs> zamanla daha pro bir şekilde çizim yapabilirsiniz. Ya bu kalıbı biz nasıl aldık? Sovay'ın fotoğrafını buraya koyuyorsunuz aslında. Program size her türlü yardımcı oluyor arkadaşlar. Bu Fresh Paint'i indirin. Windows 10 varsa, Windows 11 kullanıyorsanız yani Paint deneymiş diyeceksiniz. Bununla çok güzel çizimler yapabilirsiniz. Sulu boya, pastel boya, guaj boya hepsini çok rahat bir şekilde böyle güzel güzel yapabiliyorsunuz. Bak, bak, bak. Sova ya. Baykuş küpeli gülüyor bir de. Sova fanlarını görelim. Var mı sovacı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bak bak bak. Hoppa! En azından kabasını çıkarttık sovanın Bak Bak güzel. Yani videoyu daha da uzatıp sizleri de sıkmak istemiyorum. Yani bu da bir farklı bir çalışmamız oldu arkadaşlar. Kaşları da sarı mıydı bunun? Çizerken anlayamadım. Yanına bir tane de bunun yani orijinal resmini koyma. Şu su bak onu da bir gösterelim. Şimdi şu su demiştik şöyle berrak mavi bir su alalım. Aldık mı? Sova burada bakın böyle bir terlemiş. Ter basmış sovayı. Şöyle bir suyu da yapalım. Su damlası. Güzel oldu bence bak. Yani yeni başlayanlar için güzel bir çalışma. Böyle bak nasıl boyayı karıştırıyorum. Bence güzel. Bu videoyu beğenirseniz beğenmeyi beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızdaki videolardan da anında haberdar olmak isterseniz bildirim zilinde açabilirsiniz. Şöyle şuraya çizeyim bak tabletle. Like, abone, zil. Arkadaşlar Valorant'a da girdik. Şu kalemi kullanalım diye bakalım. Tuş ataması yaptık. Bak, ateş ediyor. Ateş ediyor. Sonra bunu koyabiliyoruz. Ama şu dönemedik. Bir türlü dönmeyi bulamadım. Şöyle kılıç e, bıçağa geçiyor. Kılıç diyor. Bak, böyle ateş ediyor. Şu an kalemi kullanıyorum yani şunu. Bak. Bu şekilde de bir Valorant denemek istedik. Ama dedim dediğim gibi bakın ya yani bu dönmeyi de bulursak yani böyle bir çizim tabletiyle Valorant oynanıyor mu videosu da gelebilir. Canavar gibi ateş ediyor. Konu kullanabiliyoruz. Geçiş yapabiliyoruz. Tabii bu mouse gibi değil ama biz deney amaçlı zaten. Bunu yapmak istiyorduk yani o dönme olayını çözebilirsek son videosu 30 saniye. da saniye gelebilir şöyle arayalım spreyimizi de basalım güzel böylece oyunda da denedik arkadaşlar ateş ediyor bildiğiniz bakın yetiştiriyor da güzel son 10 saniye ben yani bir Bu orantada çizim tabletini böylece denemiş olduk. Meraktan. Böyleydi arkadaşlar. Güzel deneyim güzel. Onları her ağzın dibi aynı galiba. <laughs> Beğendiyseniz arkadaşlar bir beğeninizi like'ınızı alırız. Beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun oluruz. Hepinize sağlıklı huzurlu mutlu günler diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.